Arkadaşlar, taşımızın kesimini bitirdik. Bu taşımız pırlanta kesim modelidir. Pırlanta bir kesim şeklidir arkadaşlar. Biz de bunu pırlanta kesim ölçülerinde yaptık. Yani taç yüksekliği, kemer ve küllah ölçüleri normal pırlantanın olması gerektiği, pırlanta kesimin yapılması gerektiği ölçülerdedir. İşte görüyorsunuz, burada bazel fasetinden baktığımız zaman taşın içerisindeki küllahın en son noktasını buradan görebiliyoruz ve derinlik de gayet mükemmel oldu. Taşımızın ön kısmında dikkatli bakarsanız şurada çatlak var. Ben o çatlağı bile bile atmadım. Çünkü neden atmadım biliyor musunuz? Taşımı birazcık mistik versin diye. Bakın görüyorsunuz mistikleri. İşte ben onu özellikle mistik vermesi için o çatlağı atmadım ve gayet de güzel oldu aslında. Şimdi bu gündüz ışığında daha çok ortaya çıkacak ve görüntü daha da mükemmel olacak arkadaşlar. Yani burada amacımız şöyle baktığımızda, yani tablo dediğimiz taşın şu üst kısmı düz yeri baktığımızda alttaki cismi veyahut da şu alttaki yüzeyi görmeyeceksiniz arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Kocagül'le. İnşallah taşımızı beğenirsiniz. Taşın üzerinde parmağımın izleri kaldı ama biraz sonra onu şeyle tutacağım. Cımbızla tutacağım. Bir de yakından göstermek istiyorum sizlere. Değerli dostlarım, kardeşlerim, taşımız bir pırlanta kesimdir. Pırlanta aslında değil, gerçeği yani pırlanta bir kesim şeklidir arkadaşlar. Pırlantayı elmas diye karıştırmayın. Pırlanta bir kesimin bir çeşididir. Şu anda taşımız bir pırlanta kesimdir. Bunu biz pırlanta kesim yaptık ve ölçülerimiz. Şu anda taşımızın ölçüleri dünya standartlarındaki pırlantanın ölçülerindedir. Yani biraz büyük ama ölçü büyük olsa bile taşımız büyük fakat oranlarına göre büyük. Yani sıradan bir ölçüyle yapılmadı bu. Taşımızın tacı, küllah ve kemer kısımları bir ölçüyle yapıldı. Yani bunun ölçülerini biz kendi ölçülerinde yaptık. Ve kesimimiz de gayet güzel oldu.